Arkadaşlar merhabalar bu videomda Metin yayınlarının hazırladığı TYT AYT Geometri soru kitabında 2. bölüm 7. testin çözümünü yapacağız. Yani açılarına göre özel üçgenler konusundaki pekiştiriyorum testini çözeceğiz arkadaşlar. Çözümlere başlayalım. Şekildeki ABC dik üçgen biçimindeki kağıt AB kenarı BC kenarına yerleşecek şekilde katlanıyor. Bu, bu şekilde BD boyunca katlanıyormuş. Buna göre BD bölü DC nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Arkadaşlar katlamayı yapmışlar. Katlama yaptıklarında biz ne yapıyorduk? Eski haline geri getiriyorduk şekli. Hadi bakalım eski haline geri getirelim. Şurası 90 derece mi? Evet. E, 90 ise katladığımızda burası da 90 oldu mu? Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Üst üste binen açılar birbirine eşitti. Açı verildiği için açılara yoğunlaştım açıkçası. E hocam burası 30 ya. 30-90 ise burası 60 yaptı. 30-90 ise burası da 60 yapacak. Burada da üst üste binen açılar birbirine eşit olduğundan dolayı 30-90 ise 60 olduğundan Bunlar da 30-30 oldu mu? Oldu. Hatta burası da 60 oldu. Bizden BD bölü DC isteniyor. BD bölü DC isteniyor. A, ne çıktı arkadaşlar burada? Bir ikiz kenar üçgen çıktı. Bak 30 30. Yani şunlar birbirine eşit. O zaman oran da kaç çıkıyor o zaman arkadaşlar? 1 çıkıyor. Çünkü çift çizginin çift çizgiye oranı 1 oldu. Geldik 2'ye. İkinci soruda ne var? Bir özel açılar var. 30 90 ise burası 60 şu an 60 90 ise burası 30. Burası da 60 oldu mu oldu? 60'ın karşısı 4 köküsü 30'un karşısı köküçe bölünmüş hali 4'tür. 30'un karşısı 4 ise burası da 8 yaptı. 30'un karşısı 4 ise burası da 8 yaptı mı? Yaptı. E burada Pisagor bağıntısı. 8, 8 ise burası da ikiz kenar dik üçgenden dolayı direkt 8 kök yapmaz mı? Yapar tabii ki. İkinci soru Denizli. Geldik 3'e. Hocam 45 var, 30 var. Bunların mantığını kullanacağım. 30'u kullanmak için dik çizerim. 45'i kullanmak için de yine buradan dik çizerim. Şuradan dik çizdim, buradan dik çizdim. Dik çizince 45, 45, 90 ve 30, 60, 90 üçgen çıktı. 90'ın karşısı 4 köküse, ise 30'un karşısı yarısıdır. Yani 2 kök 60'ın karşısı da kaç yapıyor arkadaşlar? 2 kök 3'ün köküç katı. Kaç yapıyor? 6 yapıyor. 45 45 90 üçgen olduğundan dolayı bunlar da 6 kökünü kök 2'ye bölünmüş hale 6 6 yapar. E hocam burada bak dikdörtgen oluştu. 6 ise burası da 6 olur. Toplam şu uzunluk isteniliyor bizden. Yani kaç çıktı o zaman arkadaşlar? 12 çıktı. 6 ile 6'nın toplamı. Evet 3. soru Cehan oldu. Geldik 4'e. Hocam hemen 45'i gördük diye hop şuradan dik çizelim değil mi? Yok öyle bir şey. Lütfen. Niye? 15, 71, 90 çıktıysa kendi emeğinle dik çizdiğinde gittiğin yol yol değildi. O yüzden bunu sildik. E ne yapacağız? Bir üçüncü açıyı yazalım. Üçüncü açı kaç yapıyor? İkisini toplam 60 buraya 120 kaldı. Aa hocam 120 gibi özel açılar gördüğümüzde geniş ve özel açı gördüğümüz zaman. 180'e tamamlayan açısı önemli. Ya buradaki 60 önemli ya da burada 60 önemli. Hocam sayısal değer burada olduğu için bu 60 değil de sanki bu 60 daha önemli. Çizerim buradan bu diki. Buradaki 60'ı görünce. 90 60 burası da 30 çıktı. 90'ın karşı 8 köküç ise 30'un karşı yarısı 4 köküç olur. E hocam burası 4 köküse de 30'un karşı 60'ı karşı da köküç katı 12 yapar. E sonra ne yapacağız? Bizden şurası isteniyor. Bak bu 45 90 45 üçgeni. Gördünüz mü arkadaşlar? Bu nasıl bir üçgen? İkiz kenar üçgen. Yani 4 kök 3 artı x neye eşit olmak zorunda? 12. x de buradan 12 eksi 4 kök 3'e eşit oldu. 4 parantezini aldığımız zaman 3 eksi kök mü yaptı? Evet. Yani cevabımız böylelikle denizli oldu. Geldik 5'e. x nedir diye soruluyor. Hocam 60'ı gördük dik çizelim ya da burada 60'ı gördük dik çizelim değil. Arkadaşlar şu açıya da yazın bak. 4 geniş açıları toplamından. Düşünsenize 60 60 120 90 daha 210 360'a tamamlayanı 150. E sen buradaki 150'yi parçalayamazsın çünkü özel bir açı. Ha dörtgende bütün açılar özel bir açıysa ki 90'da kısmen özel bir açı. Dörtgende bütün açılar özel bir açıysa ya da herhangi bir şekilde bütün açılar özel bir açıysa şekli tamamlarsınız. Hocam ya böyle tamamlarsınız şekli ya da yukarı doğru tamamlarsınız. Hiç fark etmez. Ben yukarı doğru tercih ettim arkadaşlar. Daha hoş gözüme geldi. Çünkü 60-60-60 zaten bu önemli. 60-60 görünce eşkenara tamamlamak ya da 45-45 görünce 45-45-90'a tamamlamak önemli olduğu için bunu da alışın diye yukarı doğru tamamladım. Yalnız eşkenar üçgen çıktı. Eşkenarın tanımı bütün kenarları eşit. Bunların eşitliğini göster. Aa hocam 60-90 ise burası 30 geldi. E hocam bunun tamamı 18 ise 18 buraya kaç kaldı? 10. 90'ın karşısı 10 ise 30'un karşısı 5'tir. E bunun da tamamı 18'di. İlk kenarların eşitliğini başta söylemişiz. E, tamamı 18 ise buraya da kaç kaldı o zaman? 13 kaldı. Yani 5. sorunun cevabı böylelikle Denizli yaptı arkadaşlar. Geldik 6'ya. Hocam eşitlik var. Gözümüz kapalı. Eşitlik gördüğümüzde. Hocam 90'ın karşısında eşitlik var. Muhteşem üçlü. Muhteşem üçlü yalnız burada. 30 ve 45 arasında bir ilişki maalesef bana kurdurtmuyor. Sildik. E, sadece eşitliğe odaklansak hocam eşitlik gördüğümüz zaman aklımıza ne gelecekti? Orta taban. Eşitliğin olduğu yerden ya sola ya aşağıya üçgen oluşmasına gayret ediyorduk. Aşağı doğru çizdik. Hocam buradan çizince diki. Ort taban ya bu. Hangi üçgende ort taban? Onu da gösteririm. işimiz kolaylaşsın. Hocam şu üçgende ort taban olduğu için bu üçgende ort taban özelliğini kullanacağız. Madem bu üçgende ort taban arkadaşlar hemen 6 ise hocam burası 3'tür. Şunlar da birbirine eşit midir? Eşittir. A burası 45 90 45 üçgeni olduğundan dolayı bir de hocam burası da kaç yaptı? 45 burası da 45 oldu. 45 45 90 3 ise burası da 3 yaptı. E 30'u kullanabilir miyiz artık? Evet 30 90 ise bak burası da 60 oldu. 30'un karşısı 3 ise burası 3 köküçtür. Yani 3 artı x eşittir 3 köküç ise x'i buradan 3 kök 3 eksi x buluruz. 3 kök 3 eksi 3 buluruz arkadaşlar. Yani x buradan 3 parantezinde kök 3 eksi 1'e eşit olur arkadaşlar. Yani cevap böylelikle balık kesir çıktı. Geldik 7'ye. 45 derece var. A 45 90 burası da 45 hocam. Ne yapacağız? Ama bak burası verilmiş. Bu bir ikizkenar üçgen aslında değil mi? İkiz taban verilmişse insan olan ne yapar? Tabana ait yüksekliği çizer mi? Çizer. E çizdik yüksekliği. Yüksekliği çizince bu taban kaç? 24. 2 eşit parçaya mı böldü? Evet. Hocam burası 12. Şurası da 12 olacak. Yani buraya ne kaldı? 5 kaldı. Bak 45 90 sa burası da 45 oldu. E 12 ise ikiz kenar dik üçgenden burası da 12 oldu. 5 12 ne üçgeni arkadaşlar burası? 13 üçgeninden cevabımız böylelikle Balıkesir çıktı. Evet 7. soru böylelikle Balıkesir oldu. Geldik 8'e. Bak dik Tabanı iki parçaya bölmüş. Aklımıza ne gelecek? İkiz kenar. Hemen ikiz kenar geldi. Şu parçada şu parça eşit. Hatta bu da açı ortay. Başka bir şey vermiş mi? Sadece ABC üçgenin çevresini şey vermiş. 18 artı 6 3 vermiş. Başka bir şey vermiş mi diye bakıyorum. Çünkü takıldım. Hocam şuradaki açıların da eşitliğini vermiş. Bunu da kullanacağım. Bak açı ortay kola dik çizilmiş. Diğer kola da dik çizilmiş aslında. Dik üçgen gibi gözüküyor ama. Açı ortayda kollara çizilen dikmeler var. Hocam bunlar birbirine eşit değil midir? Evet. Yani x ise burası da ne olacaktır? x. Hatta ve hatta hocam ayırdıkları yerler de birbirine eşit olacak. Yani burası da eşit oldu. E, soru bitti o zaman. Niye? Çünkü bakın arkadaşlar burada ne var? 90'ın karşısında iki tane çift çizgi. Burası da çift çizgi. Yani buraya k k dersem. Bakın burası k. Yani burası 2k. 90'ın karşısı 2k. Hangi açının karşısı k'dır? 30'un hocam yazdık hemen 30'u. 30, 30 90 ise 60 bunlar da 30 30 oldu. E burası da 60 çıktı. E burada 30'un karşısı x ise 60'ın karşısı x kök müdür? 30'un karşısı x ise burası 2x'dir. E burası x kök E burası da x kök müdür? Evet. Şimdi bizden ABC üçgenin çevresini vermiş. Çevreye bakın arkadaşlar. Çevreye baktığınız zaman ne geliyor? x kök 3 x kök 3 x kök 3 3 tane kök 3 x artı hocam şurası Ha, burası x. 30'un karşısı x yani 90'ın karşısı 2x değil mi? Evet. Bir de 3x var. Bu ne verilmiş? 18 artı 6 kök 3 verilmiş. Burada 3 parantezini aldığımız zaman yo x yerine düşünün. 18 yapan değer 6 kök 3 2 kök 3 mü? Evet. x buradan direkt ne geliyor? 2 kök 3 geliyor. Bak 2 kök 3 koysam burası 6 kök 3 yaptı. Burası da 18 yaptı mı? Yaptı. Direkt bizden de zaten o isteniyor. Cevabımız bu. İstersen burada 3 parantezini al. Sonra böl bilmem ne yap. Çarp böl. Toplama çıkarma istediğini yap. Ama belli zaten arkadaşlar. X'in buradan 2 kök oldu. Evet 8. soruyu böylelikle Ceyhan bulduk. Geldik 9. soruya. Şimdi hocam bu açıyı açı ortay vermiş. Ama 90'ı parçalamış. 92 eş parça vermiş. Bu açılar kaçar er derece? 45'er derece. E hocam 30-45 daha burası 75. Hocam 15-75-90 çıktı. Gittiğimiz yol yol değil. Demeyin ben kendi bir şeyim, kendim bir şey için dedim ki hala hazırda vardı. Ha hala hazırda da 15 75 90 varsa bildiğimiz tek bir şey var. O da haşa 4 haş. O zaman bu 15 75 90'da hemen haşa 4 haşı çizeceğiz. Hadi bakalım çizelim. Şuradan hop çizdim. Hocam burası haşken burası 4 haş. 4 haş 8 kök 3 ise haşı buradan 2 kök 3 buluruz arkadaşım. E burada da bir 30 60 90 üçgen çıktı mı gençler? 30'un karşısı 2 kök 90'ın karşısı da ne yapacaktır direkt? 2 katı 4 kök 3 yapacaktır. Yani 9. soru böylelikle akçay oldu. Geldik ona. 60 90 90. Hocam şuradan şöyle iki tane dik üçgen yapsam sakın. 60 parçalanır mı kardeşim? Parçalanmaz. E zaten burada dörtgenin açıları var. Dörtgenin açılarını bir şey yapsak. E 90 90 180. Şu ikisinin toplamı da 180 yapsın ki e, toplamı 360 yapsın. Ya da 180, 240, 360'a tamamlayan 120 derece kaldı diyebilirsiniz. E burada sonra ne yapacaksınız arkadaşlar? Bazı arkadaşlar şunu yapabilir. Hocam 4, 4 ya şurası böyle 30, 30, 120 yapıyor. Evet özel bir durum olduğundan yapabilirsiniz. Ama normalde 4'e 5 olsaydı bunu yapmayacaktınız onu söyleyeyim. Bu buradan çıkabilir sıkıntı olmaz. Hocam burası böyle çizdiğimiz an ikiz kenardan dolayı 30-30-120 çıktı. 4 4 ise burası 4 kök 3 mü geldi? Evet. Eğer dediğim gibi 4'e 5 falan gibi bir olsaydı üçgene tamamlayacaktım. Ya da yukarı doğru üçgene tamamlayacaktım haberiniz olsun. E hocam bunun tamamı 90'dı. Buraya kaç kaldı? 60. 60. 60 ise a burası da 60. Ya da tamamı 90 oldu 60. Eşkenar üçgen çıktı. Yani burası 4 kök 3 ise burası da 4 kök 3. Burası da 4 kök 3. Senden ne isteniyor? AD. Yani 4 kök 3 artı AB. AB de 4 kök 3. Toplamda kaç yaptı o zaman? 8 kök 3 yapar arkadaşlar. Yani 10. sorunun cevabı böylelikle Edremit oldu. Geldik 11'e. Bir ikizkenar üçgenin taban açılarının ölçüleri 22,5 ve ikizkenar uzunlukları da 8 birimdir. Hemen ikizkenar üçgenin taban açılarını 22,5 derece olan bir üçgen çizelim arkadaşlar. Şöyle ve şöyle çizdik. Şöyle çizdik. Evet, hocam burası 22,5. Hocam burası da 22 e sonra ikiz kenar, ikiz kenar, uzunlukları da 8 birim. 8 birim, 8 birim. İkiz kenar üçgen ya. 22 buçuk, 22 buçuk, 45. Buraya kaç kaldı? 135 kaldı. Ha, bu üçgenin ikiz kenarına ait. Bu üçgenin bir ikiz kenarına ait. Yani şu 8'e ait neyi isteniyor arkadaşlar? Tabanına ait değil. İkiz kenarına ait yüksekliği isteniyor. Arkadaşlar şuradan çizilen yükseklik isteniyor yani. Hop şuradan çizilen yükseklik buraya düşmez ki geniş açılı. Sadece nereye düşer arkadaşım? Dışarıya düşer. İşte bizden de bu isteniyor arkadaşlar. E hocam 90 135 ise burası burası 45 oldu. 45 90 ise 45 oldu. Olay bitti mi bitti? h h h, h kök ya da 45 45 90 üçgeninde dik kenardan hipotenüse geçiş kök kassa hipotenüsten dik kenara geçişte kök y bölünmüş halidir. Kök böldüğümüz zaman arkadaşlar kök y'ye çarparsak 8 kök G bölü 2den 4 kök eşit olacaktır. Yani cevabımız böylelikle denizli oldu. Ve geldik son soruya. Hocam 60'ı gördük. Hemen bak soruyu okumadan ilk defa görüyorum ben de soruyu. Şuradan diki çizdim. 45'i gördüm. Şuradan diki çizdim. Hemen bu dikmeleri çizelim. Dikmeleri çizdiğim zaman 30 60 90 üçgen 90'ın karşısı 4 kök 30'un karşısı 2 kök 3. 60'ı karşısı da kök 3 katından dolayı 6. Hocam çizdik burayı 2 kök 2 ise bunlar da 2 birim 2 birim oldu mu? Oldu. A ile B arasındaki en kısa uzaklık isteniyor bizden arkadaşlar şu. A hocam bir 90 dereceler var. Böyle olunca ne yapıyorduk? Dikdörtgeni tamamlayıp dik üçgene karşılık getiriyorduk. İster dikdörtgeni burada tamamla, istersen burada tamamla. Fark etmez. Dikdörtgeni tamamladım burada. Bak 90 90 e, buradan dikdörtgen yapacak olursan 90 90 6 ise 6 burası. Hocam şurası yok ki burası olsa burayı yazacağız. Ama adam sana ne demiş? DC uzunluğunu 6 artı 2 kök demiş. Bak dikkat. DC uzunluğuna 6 artı 2 kök 3 demiş. 2 kök 3'ü burada. ikisi burada. O zaman buraya 4 mu kaldı? Evet. Hocam buraya 4 kaldı. Bakın şuradaki uzunluğa 4 kaldı. 6 artı 2 kök 3 yaptı. 4 ise o zaman burası da 4. Ve artık burada bir pisagor bağıntısı var mı arkadaşlar? Var. Bizden de AB uzunluğu isteniyor zaten. Hadi pisagor bağıntısını yapalım. Yapmaya gerek yok ki. Şurası 4. Burası kaç? 8. 1 2 kök 5 üçgeni değil mi? O zaman burası da 4 kök 5 yapar. Cevabımız böylelikle Balıkesir oldu ve bu testte bitirdik. 7. testte bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda 8. testte 8. 8. 8. testin çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.